Canım ailem, sonunda iş buldum, çalışacağım. Zengin beni işe aldı. Ay gerçekten mi? Zengin seni işe mi aldı? Oley, çalışacaksın, eve ekmek getireceksin. Oley be, babam iş bulmuş. Artık aç kalmayacağız, karnımız doyacak. Oley be, oley. Aynen öyle oğlum. Bundan sonra baban çalışacak, eve ekmek getirecek. Söyle bakayım, akşam gelirken almamı istediğin bir şey var mı? Gelirken alıp geleyim. Baba çikolata al bana ya, oley ya. Ben ne zamandır çikolata yiyemiyorum, paramız yok diye alamıyoruz. Bir çikolata alsan yeter yani. Çok bir şey istemiyorum ben. Tamam canım oğlum benim. Sen hiç merak etme. Bundan sonra ne isterseniz alacağım ben. Peki karıcığım sen ne istiyorsun? Söyle bakayım. Sana ne lazım? Ay aşkım yemek yapacak bir şeyler al gel. Bir de yanında ekmek al yeter bana. Karnımız doysun ailecek. Yeter yani bana. Ben çok bir şey istemiyorum. Tamamdır o zaman. Ben işe gidiyorum. İlk günden geç kalmayalım yani. Hadi görüşürüz. Görüşürüz babacığım. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Zengin patron geldim ben işe. Geldim. Geç kalmadım değil mi? Yok yok. Hoş geldin fakir. Geç bakalım şöyle. İlk iş günün hayırlı olsun bakalım. Sağ ol zengin. Ben şimdi burada ne iş yapacağım? Sen buranın temizlikçisi olacaksın fakir. Temizlikçi olacaksın yani. Yerleri, camları, tuvaletleri her yeri sen temizleyeceksin. Tek başıma mı temizlikçi olacağım ben? Her yeri ben mi temizleyeceğim? Burası kocaman. Evet tek başına olacaksın. Beğenmediysen gidersin yani kardeşim. Allah Allah. Aç adama iş veriyoruz. Ondan sonra bir de iş beğendiremiyoruz. Adama bak ya. Yok yok fakir ya. İş beğenmemek değil yani. Sordum sadece. İş olsun yeter benim için. Her türlü işte çalışırım ben. Merak etme. Buraları var ya tertemiz yaparım. Pırlatırım her yeri. Pırıl pırıl olur buralar. Selamun aleyküm. Ula patron bu kimdir lo? Sakipsin lo. Trek o bizim yanı çalışanımız. Artık buraları o temizleyecek. Temizlikçi olarak aldım onu. Merhabalar kardeşim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ula bu nereden çıktı yo? Ula benim tek başıma çalışmam lazım. Şimdi buna maaş verilecek. Benim maaşımdan kesilecek. Bütün maaşı ben alacağım. Benim bu dengeli işten kovdurtmam lazımdır yo. Hadi bakalım fakir. Sen ortalığı süpürmeye başla hemen. Tamamdır patron. Başlıyorum ben hemen. Ula yarıda bir tane bile toz kalmazsa kafanı kırarım senin ha. Çalışacaksan düzgün çalış. Tamamdır. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi her yeri tertemiz yaparım. Varın lan. Çalış lan böyle köle. Valla bu adamın pes edeceği yok ya. Çok çalışkan ya. Ben en iyisi tuvaleti kirleteyim. Ondan sonra buna temizleteyim. İstifa etsin. Hello ben gideyim tuvalete bir güzel sıçayım lo. Ula işte böyle ya. Rahatladım ya. Ula acaba spora mı yapsaydım ya? Yok yok ya. O kadar da değil lo. Ula valla namusuma cırcır olmuşum ya. Çok fena ya. Valla şurada sifonu da çekmeyeyim. Leş gibi koktu ya ortalık. Şöyle de sağlayayım ya. Leş gibi oldu. Elimizi de yıkamayalım gidelim. Ulan kole bu tuvaletin hali ne lan? Leş gibi lan. Hemen git temizle onları. Sen çalışmayayım mı lan yoksa? Ne oluyor ya fakir ne diyor bu keko? Çalışmıyor musun yoksa sen he? Çalışmaz olur muyum zengin? Hemen gidip temizliyorum orayı da hiç merak etmeyin siz. Hadi yürü lo ne bekliyorsun lo? Hiç merak etmeyin siz ben şimdi hemen halledeceğim. He? Bu koku ne böyle? Aa! Kokudan bayıldım resmen bu ne böyle? Yapacak bir şey yok. Benim buraları temizlemem lazım. Yoksa beni işten kovarlar. Çoluğuma çocuğuma ekmek götüremem. Arkadaşlar gerçekten çok açız. Kanala abone olup videoya like atarak bize destek olur musunuz? Ne olur hadi bekliyorum desteğinizi. Keko benim biraz işim var ben bir çıkıp geliyorum tamam mı? Ben gelene kadar dükkan sana emanet. Bu fakire de göz kulak ol ha. Tamam patron sen çık. Hadi git sen. Sen merak etme. Hadi size kolay gelsin. İşte patron gitti. Sen şimdi ayvayı yedin fakir. İşte şimdi seni fena kovduracağım lo. Şu kasadan paraları alalım ya. Kasadan paraları alalım. Cebe indirelim. Sonra diyelim fakir çaldı. Ben gördüm. Sonra zengin patron onu kovsun gitsin fakir. Aç kalsın. Bütün maaşı ben yiyeceğim. Aa patron geliyor. Ben hemen şöyle kaçayım ya. Evet Trek ben yokken dükkanda bir şey olmadı değil mi? Valla patron size bir şey diyeceğim ama çok sinirleneceksiniz ya. Söylesene Trek ne oldu ya Allah Allah çıldırtma adamı. Valla patron bu fakir sizden para çalıyor ben size diyeyim ha.
Siz yokken yakaladım onu. Kasaya gitti, bir şeyler aldı. İsterseniz açın kasayı, sayın bakın. Bak bak sen şu fakire ya. Biz ona bu fakir diye aç diye iş veriyoruz. Adam bizden hırsızlık yapıyor. Nankör olmuş bunlar, nankör. Kasayı bir sayayım, gösteririm ben şimdi ona. Aynen dediğin gibi eksik var burada. Fakir gel buraya. Hemen geldim zengin bey, hemen geldim. Buyurun, ne oldu? Fakir, kasada eksik var. Para çalmışsın he? Olur mu öyle şey zengin bey? Siz bana iş verdiniz. Ben sizden niye para çalayım? Yapar mıyım hiç öyle şey? Kes sesini hırsız. Yalan söyleme bana. Çek git dükkanımdan. Fakir değil misiniz? Hepiniz aynısınız işte. Hırsızsınız, hırsız. İşte bu kadar ya. Koldurttum onu. Zengin bey, bir yanlış anlaşılma var ya. Ne olur kovmayın beni. Çalayım çocuğum, evde aç bekliyor. Onu bu kasayı soymadan önce düşünecektin. Akıllı. Hadi kaybol şimdi buradan. Hadi. Hayır ya, olamaz. Ne yapacağım ben ya? Hayır ya, olamaz ya. Aileme ne diyeceğim ben şimdi? Onlara ekmek alacağım dedim. Giderken hiçbir şey alamayacağım. Yine aç kalacağız ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Hayır ya, olamaz ya. Ya biz bu treyin lafına güvendik, adamı kovduk ama şurada bir kamera vardı. Onun kayıtlarına bakayım bari. Patronum ne yapıyorsunuz? Kamera kayıtlarına bakıyorsunuz. Siz bize güvenmiyor musunuz patronum? Bakmayın kayıtlara, bakmayın. Ne demek bakmayayım ya? He? Bu da ne? Sen çalıyorsun paraları Trek. Bunun için bir açıklaman var mı Trek he? Ulan, ulan adam hiçbir şey demeden kaçtı gitti ya. Ulan Trek, ulan Trek, fakiri de kovduk. Şimdi çalışanım da yok, ne yapacağım ben? Neyse, buluruz artık yeni birisini. Yapacak bir şey yok, ulan Trek ya. Zengin Bey, Zengin Bey. Buyurun beyefendi, kime bakmışsınız? Yarım saattir Zengin Bey diyorum ya, Allah Allah. Kime bakacağım başka, sana bakacağım. Ben vergi dairesinden geliyorum. Borçlarınızı ödeyemiyormuşsunuz. Artık iflasın eşiğine gelmişsiniz. Evet kardeşim, evet, bir bitmediniz ya. Evet, iflas ediyorum, ne var yani? Bankanıza bir alıcı bulduk. Eğer ona satarsanız size icra gelmeyecek. Bütün borçlarınız silinecek. Ama eğer o kişiye bankanızı satmazsanız icra ile bankanızı elinizden alacağız. Bir de bir ton borç batağına düşeceksiniz. Yani sizin için bu bankayı satmak en iyisi olacak Zengin Bey. Vay be, yıllardır emek emek kurduğum bankam iflas etti. Şimdi de satılacak öyle mi? Başkası geçecek başına. Neyse, yapacak bir şey yok. Ne yapayım artık yani? Tamam, olur, gelsin. Tamamdır, ben o kişiyi hemen çağırıyorum, gelsin alsın bankanızı. Kim acaba bu adam ya? Bütün borçlarımı kapatıp bankamı alıyor. Çok teşekkür etmem lazım ona. O olmasaydı gerçekten bir daha gün yüzü göremezdim. Üf be, adamın arabasına bak, bayağı zengin olmalı. Merhabalar zengin. Ya fakir, ne işin var senin burada ya? Allah Allah, bir ton işin gücüm var benim. Hadi git buradan. Daha sonra gel, daha sonra konuşuruz. Hadi şimdi hiç zamanı değil. Ne oldu ya? Neden öyle dedin? Ben şimdi bankayı satacağım ya. Adam gelip senin gibi fakirleri içinde görmesin yani. Sonra almaktan vazgeçer falan, yanarım. Bu bankayı ben satın alıyorum zengin, ben. Hala çıkmamı istiyor musun peki? Ne? Sen mi satın alıyorsun fakir bey? Pardon, kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Satayım hemen size bankayı. Ya zengin, sen beni yıllar önce işten kovmuştun. Çoluğumu çocuğumu aç bırakmıştın. Orada da bırakmıştın beni. Ama sen merak etme, ben sana öyle yapmayacağım. Sen burada çalışabilirsin hala. Sadece artık patron ben olacağım. Çalışan sen olacaksın, köle. Çok sağ ol fakir, çok sağ ol. Geçmiş için çok özür dilerim senden. Çok özür dilerim. Çok pişmanım. Son pişmanlık işe yaramaz zengin bey. Hadi git şimdi tuvaleti temizle. Hadi yallah.